Buyurun. Size de söz verelim. Öyle bitsin. Arkadaki arkadaş da sorsun o zaman. İki soruyla bitirmiş olalım. Merhabalar. Öncelikle kitabınız için samimi bir şekilde sunumunuzu tebrik ediyorum. Benim sorum 25 tane Meryem'le ilgili tablo incelediğinizi söylediniz ve o çok şaşırtıcı oldu. Ben yıllar önce Nemrut'a gitmiştim. Orada bir Hollandalı bir doktor ve eşi bayandı. Onlarla tanışmıştım. İşte sohbet sohbeti açtı. Ben dedim ki Gümüşler Manastırı var Niğde'de. Orada Gülen Meryem resmi var deyince bayanın gözleri böyle ışıldadı. Çok mutlu oldu. Hani siz de böyle bir Meryem tablolarını incelediğinizde böyle bir sevinç yaşadınız mı? Bir Türk'ün mesela böyle Hazreti Meryem'e karşı böyle büyük bir çalışma yaptığını duyunca böyle şaşırtıcı oldu benim için. Evet. Onunla ilgili duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek Çok istiyorum. çok teşekkür ederim. Bu resimlerde ortak bir yer aradım, yön aradım ben. Yani tekrar eden bir şey var mı diye. Alın kısmı Hazreti Meryem'le ilgili bütün figürlerde tekrar eden şey açık bir alın olarak çizilmiş alnı ve eller ya Hazreti İsa'yı, bebek İsa'yı tutuyor veya bir çiçeği tutuyor çoğu kez. Yani bir şey tutuyor elleri. O ellerinin o bir şeyi tutması, kavraması benim hala anlatırken bile kalbime işliyor bu. Çünkü Hazreti İsa'yı hakikaten kucağında tutmasaydı, elleriyle tutmasaydı, Hazreti İsa'nın dünyada başka hiçbir kimsesi yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de de mesela İsa İbni Meryem'dir. Meryem oğlu İsa'dır. Onun adı tek başına İsa değildir hiçbir zaman. Yani Meryem oğlu İsa'dır. O annesinin o tutuşu, sahip çıkışı olmasaydı Hazreti İsa diye birisi olmazdı. Yani düşününüz, ölüleri dirilten bir peygamber. Yani bir peygamber olarak en büyük mucizedir bu, ölüyü diriltmek, hastayı iyileştirmek. Efendim, şimdi böyle büyük mucizevi güçleri olan bir peygamberin yanında ne baba var, ne bir ordu var, ne bir servet var, hiçbir şey yok. Bir tane anne var 19 yaşında. Kendisi de genç olan bir anne var. Bu anneyi yani bizim defalarca kere defalarca kere saygıyla, hürmetle, sevgiyle, aşkla anlatmamız icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde ayet var hakkında. İsmi geçen ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var, Ali İmran suresi var. Bu iki büyük sure ona atfedilmiş. Rabbi onu özenle bir çiçek gibi yetiştirdi diyor ayet-i kerime. Allah tarafından yetiştirilmiş bir hanım. Onun içinde bu etkileyici gücü tabii ressamlar da hissetmiş olmalı ki mesela elleri beni çok etkilemişti dedim. Alnı beni çok etkilemişti. Ve mahzundu. Yani bütün resimlerinde şimdi gülen dediniz ben ona bakacağım nasıl güldüğünü görmek istiyorum. Mütebessim de olsa her zaman mahzun, tekraren tekraren hüzünle çizilmiş bir figür, Hazreti Meryem figürü. Teşekkürler.